Şimdi siz yargıyı siyasallaştırdığınız zaman, o zaman kralın, yani baştaki kişinin diyelim, dediklerinin yasalaştırıldığı bir devlet haline geliriz ki işte bu tam bir krallıktır. Yani krallıkla cumhuriyet arasında veya demokrasi arasındaki fark budur zaten. Bir tarafta önce yasa yapılır ve bu yasaya herkes uyar ve bu kanunu yapanlar da efendim bağımsızdır. Yani şeydir, farklı bir karaktere sahiptir. Yani ilişki açısından krala bağlı değildir veya oradaki yönetime bağlı değildir. Ve bu yasa yapanlar yaptıkları yasaları herkese teşmil ederler. Eğer böyle bir idare olursa buna hukuk devleti denir. Ve o zaman da herkes kendi sınırları içerisinde efendim birbirinin ayağını basmadan, birbirinin sınırına girmeden kendi işini yapar. Yürütme kendi işini yapar, hükümet. Yargı kendi işini yapar, yasama da kendi işini yapar. Şimdi ama böyle olmazsa, yani tek kişide toplanırsa, yargı da onun emrindedir, yürütme de onun emrindedir, yasama da onun emrindedir. Ne yapar? Çıkar der ki, ben böyle istiyorum der, şu seçimi iptal edin der, iptal edilir. Ben böyle istiyorum der, şöyle bir yasa çıkartın, şu para şuraya harcanacak, oraya harcanacak. O zaman burada bu kadar seçim yapmaya, efendim kendimizi yormaya, pazar günümüzü heba etmeye, partiler kurmaya, İçişleri Bakanlığı'nı bu şekilde meşgul etmeye, Adalet Bakanlığı'nı meşgul etmeye ne gerek var? Bu kadar hazineden de parayı bu kadar partiye vermeye ne gerek var? Evet. İlçe teşkilatı kurmaya, il teşkilatı kurmaya ne gerek var? Yani bu kadar milleti o zaman meşgul etmeye gerek yok. Hepsini ilave edelim. Bir kişi ne istiyorsa onu yapsın madem öyle. Yani, zaten iş bu noktaya geldi. Yani şu anda bu seçime girmenin de bir anlamı yok. Çünkü yarın aynı şekilde yine bu seçimlere gelecekler. Diyecekler ki ya işte burada bir hata var diyecekler. Geçmişe dönük bir şey bulup bu seçimi de iptal edebilirler. Yani şu anda şu yargı sistemi bize neyi gösterdi? AK Parti bu belediyeyi kazana kadar seçimi yenileyebilir mi? Yenileyebilir. Bitti. O zaman seçim yapmanın ne anlamı var? O zaman baştaki kimse, bakın biz Sayın Erdoğan'la ilgili konuşmuyoruz. Yani hani şu anki mevcut sistemden bahsediyoruz. Neticede Sayın Erdoğan da fani bir insan. Efendim, gelecek olan kişi şunu diyecektir. Efendim, seçimler bu şekilde en son kafası bozacak. Diyecek ki seçime falan gerek yok diyecek. Büyükşehir Belediye Başkanları'nı da ben atıyorum. Zaten Sayın Bahçeli de demişti. İlçe seçimi yapmaya gerek yok dedi zaten. Yani dedi ki Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin. Bütün ilçe belediyelerini atasın. Büyükşehir Belediye Başkanı da kim tarafından tayin ediliyor? Başkan tarafından. Yani başkan tarafından. O başkan esasında şunu demek istiyor. Seçim yapmamıza gerek yok. Başkan gelsin Büyükşehir Belediye Başkanlarını ve bütün ilçe belediye başkanını da belirlesin. Seçime gerek yok demek istiyor esasında. Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey'in dediği noktaya geldik. Demokratik bir krallık. Yani şöyle, yani şeklen seçimin yapıldığı fakat aslında seçimin yapılmadığı bir ülke haline geldik. Yani bu Demokratik Kongo Cumhuriyeti var ya Afrika'da, demokratik. Onun da ismi demokratik fakat baktığınız zaman hiç demokrasiyle alakası yok. Demokrasi eğer hukuk devleti varsa, eğer hukuk varsa ve hukuk sistemi işletiliyorsa, kuvvetler ayrılığı varsa demokrasi vardır. Yoksa kuvvetler ayrılığının olmadığı bir ülkeye istediğiniz kadar demokrasi deyin, buna demokrasi denmez. Bakın. Evet. İstediğiniz kadar isminizde cumhuriyet olsun, istediğiniz kadar demokrasi olsun, istediğiniz kadar ben hür ve demokrasi ve özgürlükçüyüm deyin. Bu olmaz. Ancak kuvvetler ayrılığının olduğu parlamenter sistemde, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine uygun, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ortaya koyduğu devlet şeklinde demokrasi var.